İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 31 Temmuz günlerden pazar. Tahıl krizinin çözümü için oluşturulan koridorda ilk geminin yarın yola çıkması bekleniyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tahıl yüklü gemilerin Karadeniz'de sorunsuz yolculuğu için iki önemli görüşme yaptı. Ufak tefek bir iki pürüz var. Ruslarla yürütülen hala bir iki konu var müzakere. Eğer her şey yarına kadar toparlanırsa, bu geceye kadar daha doğrusu diyeyim, toparlarsa ilk geminin yarın sabah çıkma ihtimali yüksek. Dün Karadeniz kıyısındaki limanda incelemelerde bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Biz hazırız, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz" mesajını vermişti. O işaret Beştepe'den geldi. Tahıl gemilerinin yarın yola çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın beklenen haberi verdi. Şimdi gemilerin Odessa limanlarından çıkmasıyla ilgili hazırlıklar noktaya geldi. Gemiler yüklendi, çıkmaya hazır ama hangi koridordan, hangi koordinattan nasıl çıkacak? Türk karasularına girdiğinde onun teslimatı nasıl yapılacak? Gemi buraya geldikten sonra nereye gidecek? Şimdi bunların hepsi bir lojistik olarak bir iyi bir eşgüdüm gerektiriyor. Konvoya bir Türk gemisi öncülük edecek. Gemiye Ukrayna karasularından çıktıktan sonra kıyıdan yaklaşık 100 mil açıkta Türk ve Rus gemileri İstanbul Boğazı'na kadar refakat edecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Akar, Ukrayna Savunma ve Altyapı Bakanları ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. İdari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı belirtildi. Tahıl sevkiyatı 5 Ağustos'ta Erdoğan ve Putin'in görüşeceği Soçi zirvesinde de masada olacak. Tahıl sevkiyatı anlaşmasını, ikili ilişkileri, savaşı, Karadeniz, gıda güvenliği, enerji güvenliği, bütün bu konuları konuşacağız.